Merhaba, hoş geldiniz. Bu pazar sizinle gereksiz korkuları konuşacağız. Arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Sizi gereksiz korkularınızdan arındırmaya geldim. Öncelikle korku kelimesini Google'a sorduğumuz zaman Wikipedia şunu anlatır. Korku, belirli bir ağrı ya da tehdit olarak algılanan bir olay sonucunda uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizmadır. Korku, görünüşte evrensel bir duygudur. Herkes bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde çeşitli korkulara kapılabilir. Gördüğümüz gibi Google çok kısa ve öz bir şekilde bize bunu anlatmış. Aynı soruya ChatGPT'nin yanıtı ise şöyle. Bu biraz daha detaylı. Korku, bir kişinin bir tehlike, zarar veya kayıp ya da potansiyel tehlike, zarar veya kayıp ile karşı karşıya kalabileceği bir durumda duyduğu duygudur. Korku, bedensel veya psikolojik bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Unutmayın, hem bedensel hem de psikolojik demiş. Ve kişinin davranışlarını etkileyebilir. Korkunun amacı, kişinin kendisini veya sevdiklerini tehlikeden koruma ihtiyacını hissetmesini sağlamaktır. Ancak bazen korku abartılı veya yersiz olabilir ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. ChatGPT ise bize daha uzun ve daha kapsamlı bir yanıt vermiş. Gereksiz korkular bazen hayatınızı kontrol etmeye başlar. Herhangi bir tehlike olmadığı halde sürekli olarak endişelenirsiniz ve gerçeği göz ardı edersiniz. Ama unutmayın ki gereksiz korkularla başa çıkmak mümkündür. Öncelikle korkularınızın kaynağını bilmeniz gerekir. Neden endişelendiğinizi ve neye karşı korktuğunuzu anlamak onları yenebileceğiniz yolu gösterir. Sonra korkularınızın gerçekliğini sorgulayın. Korktuğunuz şey gerçekten de gerçekleşebilir mi? Olasılık ne kadar yüksek? Bu soruları cevaplamak korkularınız gerçekliğini gözlemlemek için size yardımcı olacaktır. Korkularınızın üstesinden gelmek için kendinizi zorlamayın ve zaman içerisinde alışmaya çalışın. Örneğin korktuğunuz bir yerde kısa bir süre kalmak veya korktuğunuz bir şey yapmak için kendinizi zorlamak korkunuzun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca profesyonel destek almak için bir psikolog veya psikiyatrla çalışmanız gereksiz korkularınızla başa çıkmak için etkili bir yoldur. Onlar size yararlı teknikler veya ilaçlar sunabilir. Unutmayın ki gereksiz korkularla baş etmek zaman alır ama mümkündür. Kendinize zaman verin, çalışın ve sürekli olarak kendinizi geliştirin. Kendinizi korkularınızın esaretinden kurtarın. Peki bunu nasıl yapacağız? Ama isterseniz bundan önce gelin bir inceleme yapalım. Öncelikle korktuğumuz şey bir nesne mi, bir canlı mı, bir hayvan mı veya bir düşünce mi? Ya da bir ihtimal mi? Hangisinden korkuyoruz? Somut olanlardan devam edelim. Örneğin bir köpekten korkuyorsunuz veya bir fareden. Bir farenin size doğal olarak direkt zarar vermesi zordur. Ama bir köpeğin sizi ısırma ihtimali vardır. Aslında buradaki duyduğunuz korku yersiz bir korku değildir. Çünkü beyniniz burada size kaç veya savaş komutu verir. Siz bunlardan en doğal olarak kaçmayı tercih edeceksiniz. Çünkü köpeğin sivri dişleri ve keskin pençeleri var. Size doğal olarak zarar verebilir. Bu yüzden bu tüylü hayvan korkumuz bizim temel hayatta kalma içgüdülerimizden biridir. Peki ya korktuğumuz şey bu soyut olanlardansa? Tamam, korktuğumuz şey soyut olabilir ve soyut korkular da bize fiziksel zarar verebilir. Fakat bu fiziksel zararı nasıl alacağız? O da önemli. Önceki videolarımda anlattığım gibi elindeyse kontrol et, elinde değilse endişelenmeyi bırak taktiğini uygulayabilirsiniz. Bu bahsettiğim şey ayrıca Stoa felsefesinin temelinde yatan en önemli düşüncelerden biridir. Şimdi gelelim ihtimal korkusuna. Ya da duygu, düşünce korkusuna da diyebiliriz. Korktuğumuz bir duygu ya da düşünceden başımıza gelebilecek herhangi bir zararı veya tehlikeyi ilk önce bir değerlendirmeye almamız lazım. Gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez mi? Ya da gerçekleşme olasılığı belirsiz mi? Peki nasıl belirsiz olur? Örneğin gelecek korkusu. Ben gelecekte ne yapacağım gibi düşünüyorsak bu belirsiz bir korkudur. Öncelikle bu korkuyu bir rafa alalım ve diğerlerine dönelim. Belirli bir sonucu varsa, örneğin eğer ki korktuğumuz şey bize doğrudan zarar veren bir şeyse, yani gerçekleşme ihtimali yüksekse, mesela örnek veriyorum, karneniz kötü geldi ve eve geldiğinizde ailenizden alacağınız tepki bellidir. Bunun için yapmanız gereken kendinizi sonuca önceden hazırlamaktır. Sonucu belli olan bir korkunuz varsa burada yapmanız gereken kendinizi sonuca önceden hazırlayarak alacağınız tahribatı azaltmaktır.
duygusal ve psikolojik olarak, fiziksel olarak eğer ki bir tahribat alacaksanız istediğiniz kadar hazırlanabilirsiniz ama çelik gerek veya kask giymenizi tavsiye ederim. Ve şimdi gelelim sonu belirsiz olan korkulara. Peki sonu belirsizse niye korkuyoruz? İki ihtimal de eşit zaten. Ya olumlu olacaktır ya da olumsuz olacaktır. Bu da bizim kişiliğimizden kaynaklanan bir şeydir. Eğer ki biz kendimiz olarak nevrotik biriysek kötü senaryoyu kendimize göre uygun görürüz. Ama pozitif hedonistik biriysek de kendimize göre iyi senaryoyu düşünürüz. Bu sen önünü kış tut, bırak yaz gelsin gibi bir düşüncedir. Korku çoğunuzun hayatında sıkça karşılaştığı bir duygudur. Örneğin bir oyun oynarken korkabilirsiniz ya da karanlıkta yatarken korkabilirsiniz. Korku beyninizdeki bir işaret olarak düşünülebilir. Bu işaret sizin için tehlikeli bir şey olduğunu söyler ve vücudunuzda bazı şeylerin değişmesine neden olur. Örneğin kalbinizin hızı artmaya başlar veya terlersiniz. Bu vücudunuzun sizi koruması için hazır olmasına işaret eder. Ancak bazen korkularımız çok fazla olabilir ve bize zarar verebilirler. Örneğin sadece karanlıkta yatmaktan korkmak sizi gece uykuya dalmaktan alıkoyabilir ya da bazı insanlar hayvanlardan, uçaklardan veya yüksekliklerden korkar ve bu korkular nedeniyle hayatlarını sınırlamaktadırlar. Bu gereksiz korkuların üstesinden gelmek için öncelikle neden korktuğunuzu anlamaya çalışın. Sonra korktuğunuz şeyin gerçekte size zarar veremeyeceğini fark edin. En önemlisi korktuğunuz şeyle yavaş yavaş ilgilenmeye çalışın. Örneğin karanlıktan korkuyorsanız odanızın kapısını açık bırakın ve ışığı kapatın. Bu korkunuzu yavaş yavaş yener ve sonunda ortadan kalkar. Öncelikle şunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor ki korkmak bir zayıflık veya kötü bir şey değildir. Korku bizim en temel hayatta kalma içgüdülerimizden biridir. Bilakis insanlar korkmasaydı bugüne kadar asla yaşayamazlardı. Örnek vermek gerekirse bir insanın yükseklik korkusu olmasaydı, hatta hepimizde bundan bir miktar olmasına rağmen bunun hiç olmadığını düşünelim. Bir insanda yükseklik korkusu olmasaydı yüksek binalardan atlar, tehlikeli hayvanlarla boğuşmaya çalışır, denizlerin derinlerinde dalmaya çalışırdık. Ve bu da kısa bir süre içinde insan soyunun tükenmesine neden olabilirdi. Herhangi bir duyguyu çok uçlarda yaşamak veya hiç yaşamamak her zaman zararlıdır. Bakın, bu duygular bizim bünyemizde boşuna yok. Her duygunun bir işlevi ve yeri vardır. Kıskançlık duygusunun bile. Hayır, partnerinizi kıskandığınız o duygudan değil. Toplumsal kıskançlıktan bahsediyorum. Toplumsal kıskançlık zamanında karşındaki kişi kendini geliştirdiği zaman senin de kendini geliştirmen için sana vücudunun verdiği bir sinyaldir. Ama günümüzde bunu karşındakini aşağı çekmek için kullanıyorlar. Bu yüzden kötü olarak biliyoruz. Korku da aynı bu temelli bir duygudur. İnsan vücudunun ayrılmaz bir parçasıdır. Korkunuzu yönetin. Korkunuza karşı çıkmayın. Korkunuzla savaşmayın. Sadece onun ne olduğunu bilin. Unutmayın. Bilgi en büyük silahtır. Her şeye karşı. Bir şey inceliyorsanız, bir şeyle savaşıyorsanız ya da bir şeyi merak ediyorsanız, almanız gereken temel şey onun ne olduğunu bilmektir. Tıpkı gereksiz korkularınız gibi. Öncelikle korktuğunuz gereksiz şeyin ne olduğu hakkında bir emin olun. Ondan sonra zaten korkularınız yavaş yavaş sönecektir. Bu haftada benden bu kadar. Bundan sonra geçen perşembe olduğu gibi her perşembe size çok değerli şeyler katacak kitaplardan bölümler seslendirmeyi düşünüyorum. Eğer ki ilginizi çekerse onları da kanalımda yeni bir playlist olarak hazırlıyorum. Oradan da kitap seslendirmelerini takip etmeyi unutmayın. Evet, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar ben tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.